Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere retinol nedir, nasıl kullanılması gerekir, kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı, rutinlere nasıl eklenmeli tüm detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Retinol ile ilgili video talepleriniz her zaman vardı. Fakat bu konuda kendimi sizlere deneyimlerimi anlatabilecek donanımda hissetmeyi bekledim açıkçası. Doğru zamanın, zaten rutinlere eklemek için de doğru zamanın şu an olduğunu düşünüyorum. Çünkü UV indeksi neredeyse sıfır. Günlük UV indeksinin kaç olduğunu telefonlarınızın hava durumu uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Ben de kendi telefonumun hava durumu uygulamasından güne başlamadan önce UV indeksi kaç kontrol ediyorum. Ona göre güneş koruyucumu ne kadar uygulamalıyım, ne kadar tazelemeliyim, buna karar veriyorum. Retinol bir A vitamini türevidir ve A vitamininin farklı farklı türevleri vardır. Etkinlikleri de buna göre değişiyor. Piyasada pazarlama ürünü olarak da retinol zaman zaman ortalığa atılabiliyor. Fakat hepimizin cildi, hepimizin sağlık durumu retinol kullanmaya, yani bir A vitamini türevi kullanmaya uygun olmayabilir. Mesela hamileyseniz kullanamazsınız. Doktorunuz zaten bu konuda sizi uyarır. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bazı cilt bakım içeriklerini anlattığımda hamileler kullanır mı gibi sorular geliyor. Ben bu sorulara cevap vermekten kaçınıyorum. Her zaman lütfen doktorunuza danışın diyorum. Çünkü kullandığımız çoğu cilt bakım içeriği sadece tek bir bileşenden, tek bir içerikten oluşmuyor. Onun içinde belki sizde hassasiyet yaratabilecek, sizin içinde bulunduğunuz duruma uygun olmayabilecek bileşenler olabilir. Siz bir niasinamid serum alıyorsunuz ama onun içinde belki sizin kullanmamanız gereken bir içerik vardır. Dolayısıyla almadan önce almayı planladığınız ürünün içerik listesini doktorunuza gösterirseniz doktorunuz en iyi yönlendirmeyi yapacaktır. Hamileler şunu kullanabilir, bunu kullanamaz diye keskin çizgilerle bir şey söylemeyi açıkçası ben doğru bulmuyorum. Şimdi belli cilt tipleri, belli hassasiyeti olanlar A vitamini türevi ürünleri kullanamıyor. Mesela hamileler gibi, çok hassas cilde olanlar gibi, retinol gibi içerikleri asla tolere edemeyen ciltler var. Her seferinde olumsuz sonuçla karşılaşıp cilt bariyeri hasar görenler var. Onlar kullanamıyor. Onlar bu etkiyi almak istiyorlarsa azelaik asit tercih edebilirler, bakıçyol tercih edebilirler. Bitki bazlı bir içeriktir. Retinol gibi çalışır. O etkilerin, performansların çok benzerini ondan da alırsınız. Fakat o kadar tahriş etmez cildinizi. Siz bunları tercih edebilirsiniz. Veya çok fazla sivilce probleminiz vardır ama A vitamini türevi bir içerik kullanamıyorsunuzdur. Azelaik asit sizin derdinizin dermanı olabilir bu konuda. Retinol kullanabiliyorsanız, ilk kez başlayacaksanız eğer ve geçen sene kullandınız, bu sene yeniden başlayacaksanız çok yüksek oranla, çok sık tekrarla maalesef cilt bakım rutinlerimize ekleyemeyiz. Bu üründen maksimum fayda sağlayabilmemiz için tahrişi en aza indirmemiz, hatta hiç olmaması gerekiyor. Zaten Avrupa'da yüksek oranlar yasaklandı. Geçtiğimiz yıllarda AHA, BHA, kırmızı peeling serumlarda da benzer durum olmuştu. Kontrolsüz kullanım sonucunda cilt bariyerleri hasar görüp ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Oranı da o yüzden düşük tuttular. Araştırdığım bilimsel verilerde, aldığım eğitimlerde, kendi üzerimdeki deneyimlerim konusunda da eğer ki yüksek orana çıkıp tahrişe neden oluyorsa cildimizde, o ürün benim için yararlı bir içerik olmuyor. Bariyer hasarı meydana geldiği için lekelerim, sivilcelerim, gözeneklerim, siyah noktalarım artmaya başlıyor. Bazen hatta kendi düzeltemeyeceğim derecede sorunlarım olabiliyor ve dermatologdan destek almam gerekiyor bu konuda. O yüzden kontrollü kullanmak. Benim cildim buna alıştı, oranı yükselteyim vesaire maceralarla uğraşmamak gerekiyor. Cildiniz bir oranı tolere edebiliyorsa, yani diyelim ki düşük bir oranda başladınız, güzel de sonuçlar alıyorsunuz, cildiniz ışıldamaya başladı. Aynı oranda uzunca süre, bir sezon devam edebilirsiniz. Bu tarz ürünlerin serum formu var, krem formu var. Eğer çok hassas ciltliyseniz krem formunu kullanmanızda yarar var. Fakat hassas ciltli değilsiniz ve cildinizde bu tarz aktifleri tolere edebiliyorsa serum formunu da kullanabilirsiniz. Retinole bu sezon ilk defa başlayacaksanız ya da hayatınızda ilk kez retinol kullanacaksanız haftada bir akşam şeklinde rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Çok hassas cildiniz varsa, aşırı kuru bir cildiniz varsa 3-4 hafta haftada bir şeklinde rutinlerinize konumlandırarak devam edebilirsiniz. Retinol kullandığınız akşam aktif başka hiçbir bileşeni rutinlerinize eklememeniz lazım. Hele ki yeni de başlayabilirsiniz. Başladıysanız
yaparsanız. Çünkü tahriş artabilir, yanma, batma, çeşitli cilt sorunları, iritasyonlara neden olabilir. Bunu önlememiz gerekiyor ki zaten retinolle birlikte her içerik birlikte aynı anda kullanılamıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Geçtiğimiz videoda bunları anlattım. Onlara da bakabilirsiniz. Retinolü kullanacağınız zaman mutlaka yatıştırıcı içeriklerle ve bol nem veren, parfüm olmayan, irite edecek, aktif bileşenleri barındırmayan nemlendiricilerle birlikte kullanmak doğru olacaktır. Sandviç tekniği diye bir teknik var. Retinole ilk kez başlıyorsanız önce yüzünüze sevdiğiniz, içinde parfüm olmayan, seramikler bakımından zengin olan, yatıştırıcı içerikleri olan nemlendiricinizi, yani günlük kullandığınız nemlendiricinizi ince bir tabaka halinde yüzünüze uyguluyorsunuz. Emilmesini bekledikten sonra, her cilt biliyorsunuz nemlendiriciyi farklı farklı sürelerde emer. Çok kuru ciltlidir, anında emer. Yağlı cilttir, biraz zaman alır bu emme süresi. Yağlı ciltliyseniz zaten jel formda ya da mist formda nemlendiricileri de tercih edebilirsiniz. Tamamen yüzünüzden emildikten sonra benim genelde 10 dakika oluyor. Bazen kuruluk derecesine göre 5-6 dakika oluyor. Eğer krem formda bir retinol kullanacaksanız mercimek tanesi kadar ürünü tüm yüzünüze dağıtarak uygulamanız gerekiyor. Daha fazla değil, nemlendirici kadar değil. Bakın, mercimek tanesi kadar ürünü bütün yüzünüze, göz çevreniz, ağız kenarlarınız hariç, buralar çok hassas bölgeler. Buraları irite edebilirsiniz. Çok ağrılı iritasyona neden olabilir. Tüm yüzünüze bu kadarcık ürünü nokta nokta bıraktıktan sonra masaj yaparak uygulama yapmanız gerekiyor. Tüm yüze şu kadar nemlendirici uyguluyorsanız bu kadar retinol kremi uyguluyoruz. Ben böyle yaptığım sürece ürün yeterince cildime nüfuz edemez, etkisini göremem gibi kesinlikle düşünmeyin. Tam tersi, tahrişi azaltıp alışma evresini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Retinol kreminizi de uyguladıktan sonra ürün yüzünüz tarafından iyice emilsin, kalabildiği kadar kalsın. Yine ince tabaka halinde, çok ince tabaka halinde üzerinden nemlendirici kreminizle geçtiğinizde sandviç tekniğini uygulamış oluyorsunuz. Bu bir güvenli retinol kullanma yöntemi. Serum formda bir ürün kullanıyorsanız da yine nemlendirici uyguladıktan sonra emilsin. Sonrasında serum formdaki ürünü göz çevreniz ve ağız kenarlarınız hariç uygulama yapabiliyorsunuz. Üzerinden tekrar ince tabaka halinde nemlendiricinizi uygulayabilirsiniz. Çok hassas bir cildiniz varsa, aşırı kuru bir cildiniz varsa ürüne cildiniz alışana kadar böyle yapabilirsiniz. Ama alıştıktan sonra da kuruluk istemiyorsanız, kuruluk da biliyorsunuz her videoda anlatırım, lekelerinizi artırabilir. Çünkü leke tetikleyici bir durumdur. Nemsiz kalması cildin. Aynı zamanda kırışıklıklarınızı derinleştirebilir ve bariyer hasarı oluşturabilir. O yüzden kuruluğa karşı da önlemimizi almamız gerekiyor. Sürekli böyle de kullanabilirsiniz. Bir mahsuru yoktur. Veyahut benim kullandığım gibi içinde yatıştırıcı içerikler barındıran bir retinol kreminiz varsa, bu seramikler bakımından da zengin bir retinol kremi. Dolayısıyla kuruluğu, iritasyonu en aza indiriyor. O zaman belki bir peptit serum sonrası, bir matriksi serum sonrası bu retinol kreminizi de uygularsınız. Üzerine tekrar nemlendirici sürmenize gerek kalmayacaktır. Normal ciltliyseniz, cildiniz aktif içeriklere alışıksa, ilk kez başlamıyorsanız böyle de devam edebilirsiniz. Yine normal bir cildiniz var, cildiniz aktif içeriklere ve retinole alışıksa ürünü direkt yüzünüze uygulayarak da devam edebilirsiniz. Unutmayın, ne kadar alışık olursa olsun bizim retinolde kullanacağımız oran mercimek tanesi kadar. Serum formunu kullanıyorsanız bir damla üründen alın, her bölgeye uygulayın göz çevresi ve ağız çevresi hariç. Yetmediğini düşünüyorsanız bir damla daha alarak uygulama yapabilirsiniz. Elinizde kalan ürünü de boynunuza ve ellerinizin üstünden geçmeyi de unutmayın. Akşam rutinlerimizde kullanıyoruz bunu. Artık cildiniz retinole çok alıştı, 3 hafta geçti. Çok kuru ciltli de değilseniz, çok hassas ciltli de değilseniz, ürünü tolere de edebiliyorsanız, direkt ürünü akşam rutinlerinde krem formunda bir ürün kullanıyorsanız direkt yüzünüze uygulayabiliyorsunuz ve 2 ya da 3 akşama çıkartabilirsiniz. Sadece bu 2 ya da 3 akşamı arka arkaya dizmeyin. Mesela salı akşamı retinol rutini yaptınız. İkinci akşam tekrar retinol rutini yapmayın. Üst üste getirmeyin. Hem cildi biraz besleyelim, o döngüsüne katkı sağlayalım, hem de dinlendirelim. Üst üste lütfen yapmayın. Cildiniz tamamen alıştıktan sonra gün aşırı ürünleri kullanabilirsiniz. Aralara mutlaka nem iyileşimi rutinleri koymayı unutmayın. Şimdi biraz ürünün etkinliğinden, ne işe yaradığından, ne kadar sürede gözle görülür etkisini alabiliyorsunuz, yan etkileri, bunlardan bahsedeceğim ama yeni başlıyorsanız krem formu tercih etmeniz bence çok çok önemli. Serum çünkü cildiniz tarafından anında iç tarafa geçtiği için iritasyon olasılığı yüksek olabiliyor. Yeni başlıyorsanız ya da hassasiyetten korkuyorsanız,
istemiyorsanız, kuru bir cildiniz varsa, ürünleri üst üste dizmek istemiyorsanız krem formdaki ürünü tercih edebilirsiniz. Bazı içerikleri nemli cilde uyguluyoruz ama retinol ve türevi bir içeriği uygulayacaksanız cildinizin nemli, ıslak olmaması gerekiyor. Emilimi artırdığı için tahriş olasılığını da artırıyor. O yüzden nemlendirici emildikten sonra ya da mistimiz tamamen emildikten sonra yüzümüze uyguluyoruz. Islak cildin üzerine kesinlikle A vitamini türevi ürünümüzü uygulamıyoruz. Lütfen oranları seçerken de yüksek oranla başlamayın. Cildimizi tahriş etmeden yenileme sürecini istikrarlı bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. İlk kullandığınızda cilt yenileme sürecini hızlandıracağı için sivilcelerinizde, komedonlarınızda, siyah noktanızda artış olabilir. Kusturma denilen durum var ya, öyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Deri altında ne var ne yok onların hepsini çıkartabilir. Hatta bazıları ağrılı olabilir. Lütfen bu süreçte ürünü bırakmayın. Ürün daha yeni çalışmaya başlıyor. Sonra onları kurutacak. Sonra onları ortadan kaldıracak. Sonra dokuyu iyileştirip yenilemeye başlayacak. Bunlar tamamen sürecin bir parçasıdır. Sabırlı olmak gerekir. Aşırı kuru cildiniz, aşırı hassas cildiniz varsa pul pul dökülmeler, daha fazla kurumalar olabilir. Çünkü sebum dengesi de sağlıyor. Kurutucu bir etkisi de vardır. O süreç de çok normaldir. O süreçte bol bol cildimizi neme doyurmamız gerekiyor. Bizim piyasadan satın alıp kullandığımız kozmetik versiyonu, ilaç versiyonu değil, onu doktorlar yazıyorlar ve kontrollü bir şekilde doktor gözetiminde ilerlemek gerekiyor. Onlardan birazcık daha hızlı etki görülebiliyor ama yan etkileri de çok fazla olabiliyor onların. Kozmetik formda olanların etkisini en az 4-5 ay düzenli kullandığınızda görmeye başlıyorsunuz. Çünkü cildin kendini yenileme döngüsü var. Bu döngünün tamamlanması gerekiyor. Bunun için de bir süre gerekiyor. Anında olmuyor. Döngü tamamlandığında etkisini görmeye başlıyorsunuz. Retinol kullanmaya başladığınız dönemde sorun çözme rutininizde, yani asitlerden destek alıyorsanız glikolik asit gibi, laktik asit gibi, mandelik asit gibi, AHA, BHA, peeling serumlar gibi, bunlardan destek alıyorsanız lütfen onları da düşük oranda tutmaya özen gösterin. Yüksek oranda tutarsanız, çünkü cilt yenileme süreci başladığı için birazcık daha narin olacak, hassas olacak, yanma, batma, kızarıklık, tahriş olabilir. Ürünleri düşük oranlı tuttuğunuzda bu etki etmiyor anlamına gelmiyor. Yüksek oranlı tuttuğunuzda da hızlı etki alacağım anlamına gelmiyor. Tam tersi, olumsuz bir etki alabilirsiniz. O yüzden kontrollü gitmemiz gerekiyor. A vitamini türevi ürünler genelde akne, siyah nokta, yaşlanma karşıtı etkileri ve cilt yenilemesi için kullanılır. Bence 20'li yaşların ortasında çok düşük oran kullanılabilir. Çünkü geleceğe yatırım yapma içeriklerinden bir tanesidir. O cildinizin pürüzsüz, parlak, ışıltılı tonunu 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarınıza kadar taşıyabilirsiniz. İyi bir temel, iyi bir altyapı oluşturabilirsiniz. Oran çok önemli. Hiç yükseltmeyin. Belki de 30'lu yaşlarınızın ortasına kadar düşük oranla devam edebilirsiniz. A vitamini türevi ürünler leke tedavisinde de etkili ürünler. Fakat tek başına değil, leke baskılayıcı, bloke edici, renk açıcı içeriklerle birlikte kombinlediğinde cilt yenileme sürecine katkı sağladığı için, kolajeni artırmaya yardımcı olduğu için güzel sonuçlar alınabiliyor. Melazmanız var, lekeye eğilimlisiniz, retinol rutini yapacaksınız. Yatmadan hemen önce hiçbir şekilde ışıkla, telefonla bağlantınız kalmayacak şekilde uygulamanızı yapmanız çok yararlı olacaktır. Sivilce, komedon, siyah nokta konusunda birazcık daha hızlı sonuç elde edilebiliyor. Eğer bir sağlık problemi yoksa, fakat ince çizgiler, kırışıklıklar konusunda yıla yaymak gerekiyor etkisini. Kısa zamanda olmuyor. Gidip dermatologda bir işlem yaptırdıktan sonra da etkisini anında görmüyorsunuz. Bir iyileşme süreci, bir oturma süreci olabiliyor ki dışarıdan aldığımız derinin en üst tabakasını etkileyecek bir ürün de en az 6 ila 12 ayda size etkisini gösterecek. Bu ürün bir sezon boyunca gidiyor. Mercimek tanesi kadar uyguladığınız için hızlı bitmiyor. Nemlendirici gibi değil. Dolayısıyla ürünü sezon tamamladığınızda bitirmiş oluyorsunuz. Yaşlanma karşıtı etkisi için kullanacaksanız peptit gruplarıyla, ginsengle, melatoninle, matrixille kombinlediğinizde harika sonuçlar elde edersiniz. Aynı rutinde birlikte kullanabilirsiniz. Sivilce, komedon, siyah nokta konusunda maksimum etkiyi almak istiyorsanız başka bir rutin, ayrı bir rutinde azelaik asit, glikolik asit, mandelik asit, bunlarla tercih ederseniz ya da AHA, BHA, peeling serumlarınızla tercih ederseniz ayrı akşamlarda, o zaman yine maksimum etkisini görebilirsiniz. Cildinizin ışıltılı, parlak, cam görünümü elde etmesini istiyorsanız nemlendirici içeriklerle, pirinç özleri içeren ürünlerle, seramikler bakımından zengin tercih ederseniz cildinizin nemlilik kalitesini de artırmış olursunuz. Retinol konusunda benim rutinlerim nasıl uyguluyorum, bunların hepsini Instagram'dan da paylaşıyorum. Akşam rutinlerimi
bilgilerimi paylaşıyorum. Çizelgemize bağlı kalarak devam ediyorum rutinlerimize. Sormak istedikleriniz varsa, eklemek istedikleriniz varsa ve hangi ürünleri tercih ediyorsunuz, sizdeki etkileri nedir, yaşınızı ve cilt tipinizi de belirterek videonun altına yorum olarak bırakırsanız bu video aynı zamanda hepimiz için rehber bir retinol videosu da olacaktır. Ek olarak sormak istedikleriniz varsa onları da tabii ki ekleyebilirsiniz. Zaman buldukça yanıtlamaya özen göstereceğim. Hepimizin cildi kendine has özellikleri olan, hepimizin rutini de kendine özel rutin olmalıdır. Her ürün maalesef bu yüzden herkeste aynı etkiyi vermeyebilir. Biraz deneme yanılma yoluyla kendimize en uygun ürünleri bulmaya çalışıyoruz. O yüzden ürün değil de artık içerik ve nasıl kullanmanız gerektiğini anlatıyorum ki en doğruyu sizler bulun ve lütfen piyasada bilmediğiniz, klinik çalışması olmayan, sizde şüphe uyandıran bir marka varsa onları alıp rutinlerinize eklemeyin. Araştırmaları, klinik çalışmaları olan ve güvenilir Avrupa Kore markaları olan ürünleri seçebilirsiniz. Yerli markalar arasında da serum versiyonu olarak, Soulfly'ı krem versiyonu olarak Mia Clinica'yı önerebilirim. Bunların klinik çalışmalarını sizler de talep edebilirsiniz. Avrupa standartlarında, Avrupa'da yapılıyor bunların testleri de. Lütfen isteyip, inceleyip siz de öyle almaya karar verin. Size testlerini, klinik çalışmalarını paylaşmayan markalardan uzak durun. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Ojem Rujim Rimel'im Instagram ve TikTok adım. Oralarda da başka başka paylaşımlarım oluyor. Onları da kaçırmanızı istemem. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.